Merhaba arkadaşlar. Toplam fark formüllerinin tespirine başlayalım birinci sorudan. X ve Y değerleri verilmiş. Buna göre X artı Y'nin toplamı kaçtır? Şimdi X eşittir. Sin çarpı kos, kos çarpı sin. Yani Sibel Can, Can Sibel. Yani buradan arkadaşlar sinin fark kuralından yola çıkılır. Sinüs 72 eksi 36'nın açılımıdır. Buradan da sin 36 elde ederiz. Şimdi geçtik Y'ye. Kos çarpı kos, sin çarpı sin. Kosun arası eksi ise toplam kuralıdır. Yani 72 artı 18'in açılımıdır. Buradan kos 90 gelir. Kos 90'ın değeri de 0'dır. Her ikisini topladığımız zaman sin 36 elde ederiz. Geçtik ikinci sorumuza. Diyor ki x verilmiş 3, 4, 5 üçgene şöyle özel üçgenden Sin x artı 45 ifadesinin değeri kaçtır? Hemen toplam kuralından x artı 45 ve buradan da sin x çarpı cos 45 artı cos x çarpı sin 45'tir. Sin x karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 5'tir. Bakın karşı bölü hipotenüs e, cos 45 kök 2 bölü 2'dir. Cos x komşu bölü hipotenüsten 4 bölü 5. Sin 45 kök 2 bölü 2'dir. Ve ortak payda da yani onda topladığımız zaman 3 kök 2 4 kök 2 daha 7 kök 2 şurayı yanlış yazdım hemen sileyim. 7 kök 2 bölü 10 yani D şıkkı elde edilir. Geçtim 3. soruma. Tanjant x artı 45'in değeri 1 bölü 2 olduğuna göre tan x'in değeri kaçtır? Hemen toplam kuralından tan x artı 45'in açılımı. O da tan x artı tan 45 bölü 1 eksi tan x çarpı tan 45'tir. O da eşittir 1 bölü 2. Tan x şeklinde aynen yazıyorum. Tan 45'in değeri 1. Burası tan 45 1 olduğu için tan x'e çarpımı kendisidir ve 1 eksi tan x elde edilir 1 bölü 2. İçler dışlar çarpımı 2 tan x artı 2 1 eksi tan x'tir. Tan x'leri bir tarafta sayıları bir tarafta toplarsam 3 tan x eşittir eksi 1. Tan x buradan eksi 1 bölü 3 yani b şıkkı elde ederim. Geçtim şöyle dördüncü soruma. Sinüs DAB üçgeninde yani bu ifadenin sinüsü nedir? Şimdi ben buraya x, buraya y der isem, yani sinüs x artı y'nin toplam kuralından, o da nedir? Sin x çarpı kosinüs y artı kosinüs x çarpı sinüs y'dir. Sin x karşı bölü 20, 15, 25 üçgeninden burası hipotenüs 25 gelir. E, sin x'i hemen yazalım. Karşı bölü hipotenüsten 15 bölü 25. 5'e böldüğüm zaman 3 bölü 5 değerini elde ederim. Kosinüs y komşu bölü hipotenüsten şöyle onu da yazalım. 24 bölü 25'tir. Yine aynen buraya olduğu gibi yazdık. Kosinüs x komşu bölü hipotenüstür. Şöyle onu da buraya yazalım. 20 bölü 25 sadeleştirdiğim zaman yani 5'e böldüğüm zaman 4 bölü 5 elde ederim. E buradan da sinüsü karşı bölü hipotenüs 7 bölü 25 elde ettik. Şimdi ortak paydada topladığımız zaman 5 çarpı 25'tir. 3 kere 24 72'dir. 4 kere 7 28 ve topladığımız zaman arkadaşlarım 100 bölü 5 çarpı 25'tir. E sadeleştirdiğim zaman da 4 bölü 5 e şıkkını elde ederim. Geçtim 5. soruma. Kök 3 çarpı cos x eşittir. Sin x artı 1 bölü 6 olduğuna göre cos içinde x artı 30'un değeri. Hemen toplam kuralını uygular isem cos x çarpı kosinüs 30 artı ise eksi olur. Sin x çarpı sin 30'dur. Ve cos x'i aynen yazıyorum. Kosinus 30 kök 3 bölü 2'dir. Sin x sin 30 da 1 bölü 2'dir. Ve buradan ortak paydaya topladığım zaman kos x çarpı kök 3 eksi sin x elde edilir. Bu istenilen. Şimdi ben bu ifadeyi de e, karşı tarafa gönderirsem kök 3 çarpı kos x eksi sin x eşitlerine verdi bize 1 bölü 6. Burada aynı ifade olduğu için yerine yazarsam 1 bölü 6'nın 2'ye bölümü o da 1 bölü 12 e şıkkında mevcuttur. Geçtim 6. soruma. İfadesinin sonucu kaçtır? Şimdi ilk önce bir düzenleyelim. Sin 48 aynen yazıyorum. Sinüs 18 eksi. Burayı 90'dan çıkarırsam arkadaşlarım kosinüs 48'e eşittir. Şimdi burada e, yani 90'dan çıkardı dersen yani 90 48 şeklinde yazıyorum. 90'da isim değiştirir ve birinci bölgede artıdır. Bu ifadeyi de 180 artı 18 şeklinde yazıyorum. 180'de isim değiştirmez ama üçüncü bölgede kosinüs eksidir. Önündeki eksiği hemen buraya atıyorum artı. Yani kosinüs 18 değerine eşittir. Şimdi sin çarpı sin, kos çarpı kos. O zaman kosun eksili kuralıdır. 48 eksi 18'in açılımı yani kos 30'un açılımıdır. O da kök 3 bölü 2 e şıkkında mevcuttur. Geçtim hemen şöyle arka sayfadaki 7. sorumuza. Tanjant 85'in değeri x olduğuna göre kotanjant 50'nin değeri nedir? Şimdi ben 85'i 90 eksi 5 şeklinde yazıyorum. Tanjant eşittir x. 90'da isim değiştirir. Kotanjant 5 olur. Pardon şöyle hemen düzelteyim. Birinci bölgede değeri artıdır. Yani kotanjant 5'in değeri x'dir. Direkt 90'dan çıkartıp da, da yapabilirsiniz. Hani ben nereden geldiğini açıklamak için yazdım. Hatta daha güzel olsun diye sileyim. Tekrar şöyle yazayım. Kotanjant 5'in değeri x elde ettik. Şimdi kotanjant 50'yi istiyor. Ben ilk önce tanjant 50'yi bulurum. Sonra pay ve payda yer değiştiririm. O da tanjant 45 artı 5 şeklinde yazarsam toplam kuralından tan 45 artı tan 5 1 eksi tan 45 çarpı tan 5 şeklinde. Tan 45 1'dir. Kotanjant 5 x ise tanjant 5 pay ve payda yer değiştirir 1 bölü x olur. Tan 45 zaten 1 tanjant x tanjant 5 de 1 bölü x'dir. Paydaları eşitlersem x artı 1 bölü x x eksi 1 bölü x'tir. x'leri gönderdiğim zaman x artı 1 bölü x eksi 1 bu ifaden tanjant 50'dir. Ama bizden kotanjant 50 istediği için pay ve payda yer değiştiririm. x eksi 1 bölü x artı 1 c şıkkında mevcuttur. Geçtim 8. soruma. Toplamının sonucu nedir? E, karesini almaktan başka çaremiz yoktur. Alalım. Birincinin karesi. Sin kare 36. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı sin 36 çarpı kosünüs 6 artı ikincinin karesi kos kare 6. Hemen diğerini de altına yazıyorum. Birincinin karesi kos kare 36. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katıdır. Artı ikincinin karesi sin kare 6. Ve bunların toplamını istiyor. Toplayalım. Sin kare kos kare 1'dir ve buradan da iki parantezine aldığım zaman sin 36 çarpı kosinüs 6 eksi kos 36 çarpı sin 6 artı kos e, kare sin kare buradan da 1 gelir. 1 artı 1'den burası 2'dir. 2 çarpı. sibelcan bakın can Sibel. Yani arası eksi olduğundan sinüsün fark kuralıdır. 36 eksi 6'nın açılımıdır. O da sin 30'dur. Sin 30'un değeri 1 bölü 2. Sadeleştirdiğim zaman 2 artı 1'den de 3 cevabını elde ederim. Geçtim 9. soruma. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar tan x artı y'nin açılımını yazayım ben size. Tan x artı tan y. 1 eksi tan x çarpı tanjant y. Ama bakın burada payda da eksili olması lazım. O yüzden eksi parantezin alıyorum. 1 eksi. Tan 73 çarpı tanjant 47 şöyle tan 73 artı tan 47. Şimdi ne yaptı? Benzedi. E, şu ifademin tamamı şöyle hemen gösterelim. Eksi parantezinde tanjant 73 artı 47'nin açılımıdır. O da topladığımız zaman tanjant 120'dir. E, 120'yi 180 eksi 60 şeklinde yazarsam 180'de isim değiştirmez. İkinci bölge de eksidir. Önündeki eksi ile artı olur. Tan 60'ın değeri de kök 3. O da E şıkkında mevcuttur. Hemen geçtim şöyle 10. soruma. Fonksiyonun alabileceği en büyük değer nedir? Şimdi bu ifade önünde eksi olduğu için ne kadar küçük olursa sonuç o kadar büyük olur. E ben bu ifadeye a der isem. a 3 sin x artı 4 cos x. Açılarım aynı olduğu için kuralımız vardı. a'nın en büyük değeri kas karesinin karekökü hem artılısı hem de eksilisidir. Yani eksi 5 ile artı 5 aralığındadır. Benden fx eşittir 3 eksi a'nın değerini istiyor. a ne kadar küçük olursa değer o kadar büyük olur. En küçük değeri eksi 5'tir. Önündeki eksi ile artı olur. Dolayısıyla en büyük değerini de 8 elde ederiz. Geçtik 11. sorumuza. Sin x eksi y eşittir. 3 cos x çarpı sin y. tan x 6 olduğuna göre tanjant y nedir? Fark kuralını açalım sin x çarpı kosinüs y eksi kosinüs x çarpı sin y'dir. Eşittir 3 cos x sin y. Şimdi bu ifade aynı ifade olduğuna göre bir tarafta toplarsam eksi karşı artı diye geçer. 4 tane cos x çarpı sin y sin x çarpı kosinüs y'dir. Şimdi tanjant x'i elde edebilmek için her iki tarafı Cos x'e bölüyorum. Şu şekilde. Ve bakın bunlar birbirini götürdü. Şuradaki ifadem tan x. Burada da kosinüs y kalır. Eşittir 4 sin y'dir. E cos y de buraya bölüm durumunda geçer. Tan x eşittir 4 sin y bölü kosinüs y'dir. Yani arkadaşlar bu ifadem de tanjant y'ydi. Tan x'in direkt altı değerini yazalım. 4 tan y'dir. Taniye'yi de buradan 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 yani A şıkkını elde ederiz. Şimdi geçtik 12. yani son sorumuza. Tanjant teta'nın değeri nedir? Şimdi hemen yapar isek mesela ne diyelim? Buraya x diyelim, buraya y diyelim. İki iç açının ölçüsü kendisine komşu olmayan dış açıya eşittir. Yani teta'nın değeri x artı y'dir. E bizden tanjant teta istediğine göre tanjant x artı y'nin değerini istiyor. O da tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tanjant y elde ederiz. Şimdi tanjant x'in değeri burası 90 derece ise karşı bölü komşudan 3 bölü 2 elde ederiz. Tanjant y karşı bölü komşudan 1 bölü 2 elde edilir. 1 eksi her ikisini çarpar isem 3 bölü 2 ile 1 bölü 2 3 bölü 4'tür. 4 bölü 2'den pay 2. 4 kere 1 4. 3 çıkardığımız zaman pay da 1 bölü 4. Ters çevirip çarparsam 8. O da E şıkkında mevcuttur.